Sevgili dostlar, Rumeli Hisarı sahilinden sizleri selamlıyoruz. Çok güzel bir hava, fakat kuvvetli bir rüzgar ve akıntı var boğaz içinde. Bugün bu tarafa doğru gidiyor akıntı sevgili dostlar. Öyle ki martılar uçarken oldukça fazla yoruluyor. Ve karşımızda bir yük gemisi. Bugün boğaz içinin de yoğun bir günü sevgili dostlar. Rumeli Hisarı bu restorasyon çalışmalarına dahil olan yapılardan, biliyorsunuz surlar, İstanbul surları, Anadolu Hisarı ve bir takım yapılar bu dönem bir restorasyon çalışması içinde. O nedenle önündeki otoparkta kapalı. Bakın kameramız rüzgardan sallanıyor, titriyorsa af diliyoruz telefon. Bu çekimlerimizi zaman zaman telefonumuzla, zaman zaman da yurt dışından aldığımız bir uzun ince bir avuç içi kamerasıyla yapıyoruz. Oldukça ergonomiktir bu el içi kameralar. Oldukça keyifli ve güvenli çekim sağlıyor. Bunu da çok soruyorsunuz. Çekimleriniz çok güzel ve parlak, nasıl yapıyorsunuz diye. Bunu da böylece cevaplamış olalım. Çok fazla yerli ve yabancı turist var. Yerli turisti nasıl anlıyorsun diyorsanız eğer, yerli turistlerin o boğaz içini gördüklerindeki coşkuları gerçekten görülmeye değer. Bizleri çok mutlu ediyor. Hepsine İstanbul'u anlatmak, İstanbul'u söylemek istiyorum. İnanın sevgili dostlar. Rumeli Hisarı sahilde yürürken boğaz içinin en güzel manzaralarını görürsünüz. Böyle ilerlediğimizde hemen Perili Köşk var, bakın solda. Kiremit rengi gördüğünüz köşk. Hafta içi bir iş yeri orası. Hafta sonları ise belli sergiler ve çalışmalar yapılıyor. Halka da açılıyor. Bunu takip edip gezebilirsiniz sevgili dostlar. Köprüyü de göreceğiniz, yakından göreceğiniz en güzel yerlerden biri. Çok keyifli. Martılara şarkı yazılır bugün sevgili dostlar. Özellikle bu bölgede sevgili dostlar, Rumeli Hisarı'na gelince, bu güzel semte uğrayınca Hisar'a yolumuz düşmeden olur mu? Hisar'la ilgili detaylı bilgiyi Eylül 2020 tarihinde yaptığımız çekimlerimizi YouTube sayfamızda tekrar bulabilirsiniz. Web sitemizde turrehberin.com'da detaylı yazıyı da bulabilirsiniz. Çağrı Bey'in bize çok güzel anlatımlarla hazırladığı videolar var biliyorsunuz. Ben sizlere şöyle bir Hisar gezisi yaptıracağım sadece. Tarihi bilgi işi Çağrı Sağlığın videolarında sevgili dostlar. İşte Rumeli Hisarı'na giriş yaptığımız kapı burada. Söylediğim gibi bir restorasyon çalışması var, fakat Hisar'ı ziyaret serbest, müze kartla giriş yapıyoruz sevgili dostlar. Ve işte Hisar'ın eskiden sahne olan bölgesi, şimdi cami inşa edildi biliyorsunuz. Ve o bölgeden biz Hisar'a doğru devam ediyoruz. Toplar, bunların hepsi, evet, Osmanlı 19. yüzyıl tunç toplar. Tabii ki bunlar bu toplara küçük birer örnek. O büyük topları tahmin ediyorsunuz sevgili dostlar. Ne kadar ağır. Bakın Hisar'ın dış bölümü bakım çalışmalarında. Her köşede bakın ceviz ağacı, incir ağacı. Rumeli Hisarı yılın her mevsiminde çok güzel. Bir kere geldiyseniz yetmez sevgili dostlar. Gelin bu güzelliğin içinde tadını çıkarın. Sevgili dostlar, Rumeli Hisarı'nın zirvesindeyiz. İşte bu kapı artık Rumeli Hisarı'nın zirve noktasıdır. Bize yol arkadaşlığı yapan tatlı bir kedi de var. Ve işte, evet, minik kedi. Bu kapılar surların dışına doğru açılıyor ve artık en üst nokta. Bakın hemen bu duvarların, surların arkası Aşiyan.
Şimdi Zanos Paşa kapısına geldik. Zanos Paşa kim? 2. Mehmet'in 1444-1446 yılları arasındaki ilk saltanatında onun tahta güçlü bir şekilde yerleşmesini sağlamaya çalışmış ve sürekli biçimde onu daha atak bir siyaset izlemeye teşvik etmiş Zanos Paşa. Bu durum Çandarlı Halil Paşa ile olan anlaşmazlığı ile çekişmeyi iyice tırmandırmış sevgili dostlar. Dönemin Bizans kaynaklarında Zanos Paşa'nın 2. Mehmet'in İstanbul'un alınması için teşvik ettiği ve bu işe büyük bir güçle sarılmasını sağladığı da açıkça belirtilmiş. Zanos Paşa, İstanbul'un fethinin ilk önemli adımı sayılan Rumeli Hisarı'nın, yani içinde bulunduğumuz hisarın yapımı işinde mühim bir rol üstlenmiş, gereken malzemelerin teminiyle görevlendirilmiş, ayrıca diğer vezirler gibi hisarın bir kulesinin inşası bizzat ona verilmiş. Hemen bu karşımızdaki kule, Zanos Paşa Kulesi. Fetihten sonra görevinden alınıp idam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın yerine Zanos Paşa Veziri Azamlık makamına getirilmiş sevgili dostlar. Ve bu kulede kalenin güneybatı köşesinde yer alan daire biçimli bir kule. 21 metre yüksekliğinde. Evet, işte bu kulenin özelliği de budur sevgili dostlar. Rumeli Hisarı'na geldiğinizde mutlaka en tepeye tırmanıp Zanos Paşa kapısına da bu kuleye de mutlaka bir göz atın. Hisar'ın cami merkezine geldik sevgili dostlar. İşte burası bir dönem bir gösteri alanıymış. Hatırladığınız üzere çok uzun yıllar bu bölgede henüz cami inşa edilmeden önce Rumeli Hisarı konserleri adı altında konserler, etkinlikler düzenlenirdi her sene. Tabii bu tartışmaya açık bir konudur. O kadar yüksek müzik sesinin ve kalabalığın yoğunluğun hisarın yapısına uygunluğu tartışılır. Ama o yanlıştan dönüldü bildiğiniz üzere. Cami ise zaten Hisar'ın tarihini araştırdığınızda daha önce de olan bir yapıydı. Şimdi yine bu sahne cami ile süslendi diyelim. Çünkü bu güzellikler insanı mutlu eder. Hele ki ezan vakti gelirseniz Rumeli Hisar'ına, burada muhteşem bir ses, muhteşem bir duygu ve mutluluk yaşatır size sevgili dostlar. Rumeli Hisarı'nın etrafı da böyle yeşillikler içinde güzel bir alan. Bakın taşların bu orijinal halini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili dostlar, Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bir sarnıç var ve biz buraya geldik şimdi. Üzerine Fatih döneminde kale mescidi inşa edilmiş. Bahsettiğimiz mescit, yani şimdi yeni inşa edilen yapı da yukarıda. Taş ve tuğla duvar örgüsünde Horasan harcı kullanılan yapı su deposu olarak kullanılmış. Şimdi gelin o Rumeli Hisarı'ndaki sarnıcı hep birlikte görelim. Daha önce gelmiş miydiniz bilmiyorum. Ama Hisar'a girdiğimizde bu sarnıcı da göz ardı etmeyelim. Zaten İstanbul bir sarnıçlar kenti bildiğiniz üzere sevgili dostlar. Rumeli Hisarı'ndaki Bizans dönemine ait sarnıç da işte karşımızda. Belli ki sütunlar varmış burada çok önce. Artık sadece yerleri kalmış. Bir tane büyük bir sütun var bu sütunun yanında. Diğerleri yerinde yok. Rumeli Hisarı'na girişte hemen karşıda bu sarnıç manzaranın gölgesinde kalabilir. Biz size hatırlatmış olalım sevgili dostlar.
Rumeli Hisarı'nın en güzel manzarasına geldik sevgili dostlar. Boğaziçi'nde muhteşem bir gemi trafiği var bugün, yine söylüyorum. Oturduk burada bir banka, bu muhteşem manzarayı seyrediyoruz. Rumeli Hisarı'na mutlaka gelin sevgili dostlar. Bir gününüzü ayırın, burada tepede bir bank bulun, oturun. Keyifli bir an geçirin. İstanbul'u düşünün. Fatih Sultan Mehmet bu surları yaparken neler düşündü acaba? Bu güzel şehri fethederken nasıl planlar, nasıl heyecanlar yaşandı? Bütün şehitlerimizi, bu vatan için canını vermiş, emek vermiş bütün insanları saygıyla anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Hep düşünüyoruz. Bu güzel ülkenin, bu güzel şehrin hep bizimle olmasını, hep böyle mutlulukla, sağlıkla, birlik içinde yaşamasını istiyoruz. İşte böyle bağlıyız, böyle büyük mutlulukla, böyle büyük sevgiyle ülkemizi seviyoruz. İstanbul'u çok seviyoruz. Biz sizleri bu güzel manzaradan sevgiyle selamlıyoruz.